Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Noktalama işaretlerinin ikinci kısmıyla devam ediyoruz konu anlatımına. Kısa çizgiyle başlayalım. Birinci kuralımız, arkadaşlar satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur. Örneğimize baktığımızda, soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem ifadesinde bakın, bilmem sözcüğü satır sonuna denk geldiği için arkadaşlar, kısa çizgi kullanılmıştır. İkinci kuralımız cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Hatırlarsanız aynı görevi arkadaşlar virgül de üstlenmişti. Hem virgül hem de kısa çizgi ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılabilir. Yakışıklı çocuk Ali Çınar tıpkı babasına benziyordu cümlesinde. Dikkat edecek olursanız Ali Çınar burada ara sözdür arkadaşlar. Ara sözü ayırmak için de kısa çizginin kullanıldığı görülmektedir. Üçüncü kuralımız kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için yine kısa çizgi kullanılır. Bakın yapıtlarından kelimesini köklerine, eklerini ayırmak için arkadaşlar yine kısa çizgilerin kullanıldığı görülmektedir. Dördüncü kuralımız arkadaşlar heceleri göstermek için de yine kısa çizgi kullanılmaktadır. Bakın konuşmacılar ifadesini hecelerine ayırmışım ve burada da kısa çizginin kullanıldığı görülmektedir. Beşinci kuralımız arasında ve ile, ila, den ve e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi konur. Bakın arkadaşlar, Aydın İzmir yolu derken Aydın ile İzmir yolu, Türk ve Alman ilişkileri, bakın kısa çizgi ve bağlacı yerine kullanılmış. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi derken yine kısa çizgi kullanılmış. 11.30, 12.30 derken ile yerine kullanılmış. Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşması dediğimde ve bağlacının yerine kullanılmış. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı derken de arkadaşlar yine bu görevde kullanıldığı görülmektedir. Matematikte çıkarma işareti yerine kullanılır. 21-2-19 ifadesinde görmüş olduğunuz gibi burada çıkarma işlemi yerine kullanılmıştır. Yedinci kuralımız sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. -10 gibi. Uzun çizgiye geçiyoruz. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna aynı zamanda konuşma çizgisi de denir. Frankfurt'a gelen kişilere herkesin sorduğu şunlardır. Eski şehri gezdin mi? Rösthalt'ın evine gittin mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konuşma ifadelerinden önce uzun çizginin kullanıldığı görülmektedir. Yine oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da arkadaşlar konabilir. Bakın Sıtkı Bey derken konuşanın adından sonra konmuş. Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. Ya da İslam Bey, bakın yine adından sonra gelmiş uzun çizgi. Ben daha ölmedim ifadelerinde görüldüğü gibi. Eğik çizgiye geçiyoruz arkadaşlar. Dizeler yan yana yazıldığında dizelerin aralarına konur. Bakın korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşımızın bu dörtlüğünü arkadaşlar yan yana yazdığımızda aralarına muhakkak eğik çizgi konur. İkinci kuralımız, adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına veya semt ile şehir arasına da yine eğik çizgi konur. Cumhuriyet Caddesi, Susam Sokak, Arı Apartmanı, No 1 Taksim 5 derken bakın eğik çizginin kullanıldığı görülmektedir. Kızılay, Ankara derken de yine semt ile şehir arasına eğik çizgi konmuştur. Üçüncü kuralımız, tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 12. ayın 22'si 2012 derken bakın arkadaşlar gün, ay ve yılı ayırmak için yine
eğik çizginin kullanıldığı görülmektedir. Dördüncü kuralımız, dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır eğik çizgi. Bakın A, E derken arkadaşlar farklı biçimini göstermek için eğik çizginin kullanıldığı görülmektedir. An, en eki derken yine aynı şekilde. Lıklık eki derken yine eğik çizgi kullanılmış. Madam, meden derken de yine eğik çizginin kullanıldığı görülmektedir. Beşinci kuralımız, matematikte bölme işareti yerine kullanılır. 20 bölü 4 eşittir 5 ifadesinde bakın eğik çizgi bölme işaretinin yerine kullanılmıştır. Önemli bir noktalama işaretine geçiyoruz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Tırnak işareti. Birinci kuralımız, başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır. Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk'ün Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir, sözü yazılıdır cümlesinde bakın bir aktarma cümlenin olduğunu görüyoruz. Atatürk'ün sözü aktarılmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu olduğu gibi aktarıldığı için tırnak içinde gösterilmiştir. Önemli bir uyarımız var. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti olabilir. Arkadaşlar muhakkak bu tırnak içinde kalır. İzmir, üzerine dünyada bir şehir daha yoktur diyorlar. Yahya Kemal'in sözü arkadaşlar. Bakın yine aktarma bir cümle. Tırnak işaretinin kullanıldığını görüyoruz. Dikkat edecek olursanız aktarma söz bir cümle şeklinde ve ünlem işareti kullanılmış. Ünlem işareti de tırnağın içinde kullanılmış. Lütfen buna da dikkat edelim. İkinci kuralımız, özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak için alınır. Yeni bir barış taarruzu başladı cümlesinde bakın barış taarruzu sözünü vurgulamak için tırnak işareti kullanılmıştır. Üçüncü kuralımız, cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak için alınır. Bakın bugün öğrenciler kendi Gök Kubbemiz adlı şiiri incelediler cümlesinde eser adı ne yapılmış arkadaşlar? Vurgulanmak istediği için tırnak içine alınmıştır. Önemli bir uyarımız var. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz arkadaşlar. Elif Şafak'ın Bit Palas'ını okudunuz mu ifadesinde bakın. Bit Palas, Elif Şafak'ın kitabı tırnak içinde gösterilmiş. Sonraki gelen ekinde kesme işaretiyle ayrılmadığı görülmektedir. Geçiyoruz arkadaşlar yay ayraça. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Örneğimize bakalım. Muğla'nın ilçelerini, köylerini ve turistik yerlerini daha önceden planladığımı söylemiştim. Gezmekle bitiremedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ek bir bilgi veriyor. Aynı zamanda uygun noktalama işareti yani cümle bittiği için de nokta yay ayraçın içerisinde gösterilmiştir. İkinci kuralımız arkadaşlar. Nedir bu ikinci kuralımız? Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. Bakın Yunus Emre'nin 1240-1320 doğum ve ölüm tarihleri. Görmüş olduğunuz gibi buradaki nin eki ayraçtan önce yazılmış arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Üçüncü kuralımız, arkadaşlar tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek amacıyla yine yay ayraç kullanılır. Kadın yavaş yavaş kocasına yaklaşır, ne oluyor Ramazan bana da anlatın der. Bakın kadının davranışları, hareketleri ne olmuş arkadaşlar? Yay ayraç içinde gösterilmiştir. Dördüncü kuralımız, alıntıların aktarıldığı yazarı, eseri veya künye bilgilerini göstermek için yine yay ayraç kullanılır. Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. Bu kimin sözüymüş arkadaşlar? Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun sözüymüş. Dolayısıyla
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, yani bu sözün yazarı, görmüş olduğunuz gibi yay ayraç içinde yazılmıştır. Beşinci kuralımız, bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Adam akıllı olduğunu söylüyor cümlesinde. Aslında bakın arkadaşlar, kinaye yapıyor. O yüzden ünlem işareti de yay ayraç içine alınmıştır. Altıncı kuralımız, bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. 1496 yılında doğan Fuzuli, bakın Fuzuli'nin doğum tarihi net olmadığı için soru işareti kullanılmış. Bu soru işareti de arkadaşlar yay ayraç içine alınmıştır. Geçiyoruz arkadaşlar köşeli ayraça. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Bakın ölüm şairi Cahit Sıtkı Tarancı 1910-1956 sembolizm akımından etkilenmiştir. Dikkat edecek olursanız yay ayraçtan önce ne kullanılmış arkadaşlar? Köşeli ayraç kullanılmıştır. İkinci kuralımız, metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler yine köşeli ayraç içinde kullanılır. Alatlı Göktürklerde en önemli farkın mezar taşının şeklinde ortaya çıktığını söyledikten sonra İlber Ortaylı'nın sözü. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ekleme kısımlar nedir? Köşeli ayraçla gösterilmiştir. Üçüncü kuralımız, kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için köşeli ayraç kullanılır. Reşat Nuri Güntekin, Reşat Nuri'nin soyadı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köşeli ayraçla gösterilmiş. Server Bedi, Peyami Safa'nın kullandığı mahlastır. Dolayısıyla kendi adı da köşeli ayraç içerisinde gösterilmiştir. Önemli bir noktalama işaretine geçiyoruz arkadaşlar. Kesim işareti. Buna çok dikkat edelim. Sınavlarda bununla ilgili hem yazım yanlış olsun hem de arkadaşlar noktalama işareti olsun çok soru geliyor. Birinci kuralımız, özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bakın, Ankara'ya yolunuz düşerse Anıtkabir'i görmeden gitmeyiniz ifadesinde. Buradaki A nedir arkadaşlar? Yönelme durum ekidir. Dolayısıyla özel isme geldiği için kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. Anıtkabir'i derken buradaki i nedir peki? Bu da belirtme halekidir. Yine bunun da arkadaşlar özel isme geldiği için kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. İkinci kuralımız, yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bakın Hisar'dan ifadesinde Anadolu ve Rumeli Hisarı'ndan birini kastediyor. Dolayısıyla ekten önce arkadaşlar kesme işareti kullanılmış. Boğaz'dan ifadesi İstanbul ya da Çanakkale Boğazı kastedilmiş. Yine ekten önce kesme işaretiyle ayrılmıştır. Üçüncü kuralımız, belli bir kanun, tüzük, yönetmeni kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi derken arkadaşlar ekin kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin 2. maddesine göre derken de yine yönetmelik kelimesinden sonra gelen ekin kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. Yine sayılara gelen ıncı ince eki de yine kesme işaretiyle ayrılmıştır. Dördüncü kuralımız, özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Yunus Emre'nin örneğinde olduğu gibi ya da Yakup Kadri'nin örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Beşinci kuralımız, ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler dediğimizde bakın, gelen çekim ekinin arkadaşlar kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir.
Aslına bakarsanız kurum, kuruluş, iş yeri adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Fakat bu istisnai bir durumdur arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Önemli bir uyarımız var. Sonunda üçüncü tekil kişi iyelik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Boğaz Köprümüzün güzelliği derken bakın Boğaz Köprüsü normalde arkadaşlar özel isimdir. Ama üçüncü tekil iyelik kişi eki geldiği için de ayrılmadığını görüyoruz. Yine Amik Ovamızın derken, Kuşadamız derken eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığı görülmektedir. Önemli bir uyarımız daha var. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve arkadaşlar iş yeri adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Bu çok çıkıyor. Türkiye geneli denemelerinde çıkıyor. ÖSYM soruyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derken bakın gelen ekin kesme işaretiyle ayrılmadığı görünüyor. Türk Dil Kurumu'ndan derken yine aynı şekilde. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na derken yine aynı şekilde. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'nın derken yine aynı şekilde geleneklerin kesme işaretiyle ayrılmadığı görülmektedir. Önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kesmeyle ayrılmaz. Başbakanlığa derken bakın ekin ayrılmadığı görülmektedir. Ya da rektörlüğe derken yine aynı şekilde ekin kesme işaretiyle ayrılmadığı görülmektedir. Başka bir uyarıya geçiyoruz. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçenin, Türklerin, Türklüğün ya da Müslümanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Anşeler, Mehmet Akifler, Hollandalı'dan, Hristiyanlık'tan, Atatürkçülüğün örneklerinde de görüldüğü gibi. Önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Geçiyoruz 6. kuralımıza. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanılır. Nihat Bey'e örneğinde olduğu gibi ya da Ayşe Hanım'dan Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya, Türk Dil Kurumu Başkanı'na örneklerinde görüldüğü gibi arkadaşlar. 7. kuralımız kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için yine kesme işareti kullanılır. TBMM'nin derken, TDK'nin derken, BMD, ABDD, TV'ye derken kısaltmalara gelen eklerin kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. 8. kuralımız bu da sayılara getirilen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanılır. 1985'te 8. 2. 765'lik 657 ile sayılarında gelen eklerin kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. 9. Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adlarına gelen ekleri ayırmak için yine kesme işareti kullanılır. Bakın başvurular 30 Aralık'a kadar sürecektir cümlesinde Aralık ayına getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. 30 Ağustos 2013 pazartesinin bizim için önemi büyüktür ifadesinde pazartesinin derken yine gelen ekin kesme işaretiyle ayrıldığı görülmektedir. 10. kuralımız arkadaşlar seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için yine kesme işareti kullanılır. Bir ok attım karlı dağın ardına, düştüm mola sevdiğim yurduna, il yanmazken ben yanarım derdine, engel aramızı açtı neyleyim ifadesinde bakın. Burada sesin düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılmış. Yine neyleyim derken de sesin düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılmıştır. Kesme işareti ile ilgili son kuralımıza geçiyoruz arkadaşlar. O da bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için de yine kesme işareti kullanılır. A'dan Z'ye kadar ifadesinde bakın
Burada yine kesim işareti kullanılmıştır. Türkçe'de lıkla yapılmış sözler ifadesinde de yine burada kesim işareti kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, son noktalama işaretine geçiyoruz. Tek tırnak işareti. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır. Arkadaşım şiirler içinde han duvarları gibisi var mı derdi bana cümlesinde arkadaşının sözünü ne yapmış arkadaşlar? Tırnak içine almış. Aynı zamanda han duvarlarını vurgulamak istediği için de bakın tek tırnak işaretini kullanmıştır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.